Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde iki zamanlı yağ markası bayiyle aldığımı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu yağın özelliklerini sizlere aktarayım. Parlama noktası 230 derece, akma noktası eksi 34 derece, ısıya dayanma gücü 155. Standart yağlarda ise 80-90 arasında, 80-100 arasında. Yüksek deterjan katıkları ile kurum bağlamasını engeller. Eskiden oluşan kurumları ise temizler. Tortu bırakma, düşük kükürt katıkları ile karbüratör elemanlarına zarar vermez ve temiz tutar. Aşınmayı azaltır, çalışan bölümlere su karışsa bile korozyon yaptırmaz. Beyaz bir şey oluyor karbüratörde, onundan bahsediyor galiba. Filtreyi tıkamaz, filtre ömrünü uzatır. Sudan ayırma özelliği yüksektir. Yüksek basınçlı koşullarda özelliğini korur. Ani devir değişikliklerinde oluşacak zararları önler. Yan filmi yüksek ısıda sıcaklığı dayanıklı yan filmi oluşturarak, yani piston üzerinde araçlara film yapıyor. Aynı pistonu film gibi kaplayarak oluşturarak zararları önler. Yani sürtünmeye bağlı ısınıp piston kitlemesinin önüne geçer demek istiyor. Dispensan katıklar sayesinde ortamda yanma sonucu oluşan çilleri temizler ve yağlama yüzeylerini sürekli temiz tutar. Temiz kalmasını sağlar. Yüksek kürküt içeren yakıtların oluşturduğu asitleri içerisindeki bazik katkılar ile nötralize eder. Düşük sürtünme ile yakıt tüketimini azaltır. Yani yüksek sıcaklığa dayandığı için sürtünme sayısı artmasının önüne geçtiğinden motor zorlamayacaktır. Bu da performansını arttıracaktır. Yakıtı azaltacaktır. İlk çalıştırma aşınmayı minimum seviyede tutar. Yakıttan yüksek verim alınmasını sağlar. Sağlayarak performansını arttırır. İşte bu bilgileri sahibinden rica ettim. İste olarak kırmadı. Hemen yazdı tabii. Sahibiyle muhabbetimiz oldu. Çok anlayışlı biri ve de ürünün arkasında duruyor. Çok güvendim ona. Yani üründe arkasında duranları seviyorum. Biliyorsunuz öncelerden yağ testleri falan yapmıştım ama kimseye önermemiştim. Çünkü gönlüm isterdi ki istediğim şartlarda bir yağ markamız olsun, yerli olsun, bizleri muhatap alsın, bizim isteklerimize cevap versin istedim ve yazılanlara göre tam istediğim kriterlerde bir yağ markası olduğunu görüyorsunuz ve bunu arkadaşımın Barisyum'un ve de Erdem Koçlar test ettiler. Barisyum'u da test etti. Bunlardan olumlu bilgi aldım. Benden test etmemi istemişti Erdem Koç. Sen ve Barisyum'un test etsin. Çünkü ben sürekli kullanmıyorum. Sizler vaktiniz oluyor dedim. Olumlu cevaplar aldım. Tam istediğim gibi çıktı. Pistonu EQ'da açtığınız zaman cam gibi parlak, yani film gibi bir parlaklık görünebiliyor. Bunu ben dizel motor yağında görmüştüm. Aynı özelliği iki zamanlı yağlarda istemiştim. Tam da o çıktı. Mesela birçok iki zamanlı mineral yağlar var. Maalesef ki bunlar egzoz tıkıyorlar. Aç temizlemekle uğraşıyor. Birçok kişi bunun için köylerden şehirlere akın akın gidiyorlar.
zamanları, vakitlerini, bayağı motorları tamir ettirmek için harcıyorlar. Bu da sıkıntı oluyor. Ben bunlar için yağlarını test ederek kendimi bilinçli hale getirmeye çalıştım. Mesela 10V40 ve 5V40 dizel motor yağlarını denedim ama bunları kimseye önermedim. Çünkü dizel motor yağıydı. Performans iyiydi ama bu yağ beklentilerimi karşılıyor. Zaten size de okuduğum kriterler karşılıyor değil mi? Litreye 30 gram olarak kullanabilirsiniz. Burada 120 milim 5 litreye koyulduğunu yazıyor. 5 litreye ama 4 litreye de 3,5 litreye de koyabilirsiniz. Yani iyi bir kullanıcı, bilinçli bir kullanıcı ise 5 litreye olur. Ama bilinçsizse, benzin ayarını çok kıstıysa ya da benzin filtresini değiştirmediyse, çok tıkanıksa, tıkanık olması sebebiyle az benzin gideceğinden yağ da az gider. Bunların sıkıntı olmasına karşı litreye 30 gram, 35 gram ya da 40 gram koyabilirsiniz. Zaten kullandıkça da tecrübe edersiniz. Bence çok başarılı olmuş. Bunu 5 litreye, 4 litreye, 3,5 litreye, 3 litreye koyabilirsiniz. Burada da ölçeyim böyle yine 4 litreye ya da 3 litreye koyabilirsiniz. Buradaki yazıda 4 litre diyor. 4 litre olduğuna göre kaç gram? Gram yaz, 1,40 yazıyor. Gram yazmamış ama litreye 30 gram iyidir. Aşırı havalara, aşırı sıcaksa bu seviyeyi tabii kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela normal mineral yağlarda daima 60 gram öneriyordum. Bunlar ise yarısına kadar 1 litre benzine 25 miligram tavsiye edilir yazıyor bakın. O zaman ben diyeyim 30 gram koyun, tam olsun istiyorum. 1 litre benzin 25 milimetre tavsiye edilir. Bak sizlere de paylaştım burada. Dayanma gücü 155, standart ürünlerde 180-100 arasıdır. Parlama noktası 230 derece, akma noktası -34 derece kadar benzin akıyor. Sıkıntı olmuyor mesela soğuk havalarda falan. Kalınlaştığı zaman akmıyor değil mi? Motor gaz yemiyor, boğuluyor, bu sıkıntılar oluyor. Bu yağ sizin sıkıntılarınıza cevap verecektir. Bunun arkasındaki yazıda APTC, JASOFC, APTC. Bak insanlarımız bunları özellikle okuması lazım. Bak Selatra yağ markamız özellikle bunları yazmış. Bilinçli olmamız için güzel olmuştu. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İki zamanlı bin hassasiyetli motorlarda 13-14 bin devre kadar dünya standartlarına sahip katkılarla üretilmiştir. 1 litre benzin 25 ml tavsiye edilir. Bölgesel koşullar farklılık gösterdiğinden satıcının tavsiyesine uyunuz. Yani ustaları falan da uyarabilirsiniz. Tavsiyesine mesela 30 gram. Aşırı sıcak varsa 35-40'a da gidebilirsiniz. Uyunuz. Ürün sentetik katkılar içerir. Motor ömrünü uzatıp ön ateşlemeyi kolaylaştırır. Yani kolay çalışır. Isıya dayanma gücü 155, standart ürünlerde 80-100 arasında. Parlama noktası 230, akma noktası -34 derece. Tüm şartlarda dayanıklı olarak özenle üretilmiştir. Suçul organizmalar ve çocuklardan uzak tutunuz. Raf ömrü 5 yıldır. Raf ömrünü geçtiği takdirde test ve belgelendirme ile kullanılabilir. Amacı dışında kullanılanların sorumluluğu kendine aittir. Ürünler hiçbir çeşitli katı atık, yanmış, arıtılmış ve benzeri maddeler bulunmaz. Güvenle kullanabilirsiniz.
Neyse, salantra yağı bayileri bana hayırlı olsun diyorum. Web sitelerine de bunlardan koyarım. Mesela 5 litrelik bir don aldığınız zaman 5 litrelik bunu ölçek olarak kullanabilirsiniz. Zaten 120 milim yazıyor. Ölçek olarak kullanabilirsiniz. Çok iyi olur bence. Ya da 5 litrelik bir dondan bunu doldurup ölçeğini kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Zaten ya bayiler abimize buradan başarılarınızın devamını diyoruz. İnşallah nice daha güzel işler yapabiliriz sizlerle. Belki sesli konuşmuştum, kusura bakmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.